grubumuza bakacağız. D grubuna Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşmiş durumdayız. Hayırlı olsun Ercan abi. Önce bir hayırlı olsun diyelim ama şöyle girmeyelim. Lokum gibi kura, tam dişimize göre rakipler. Artık bu cümleler eskidi. Arşivde tozlu raflar arasında kaldı. Biz dördüncü torbadayız. Ve rakiplerimizden biri Hırvatistan. Dünya Kupası'nda final oynamış bir takım. Çok kolay efendim falan demeye gerek yok artık. Galler. Galler'in durumunu biliyoruz. Bizi yendiler en son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. Letonya deplasmanları her zaman zordur. Ama bir zahmet herhalde Ermenistan'ı iki maçta yeneriz diye düşünüyorum. Bence diğer konuyu yani, açayım. Abi soru işareti. Çünkü biz Faroe Adaları'na yenilmiş bir milli takımız. Şöyle olursa ilk iç saha maçımız Galler, ikinci maç deplasman Hırvatistan olursa 4 puan alırız. Letonya ile Ermenistan'a kaybederiz. Evet, bizim geçtiğimizde bu var Ercan abi. Klasik deplasmanına bir kere puan kaybı yaz yani. Tabii zaten yaz, onu yazmamız şart. Hiç kazandık ve en son Burak Yılmaz'la bir penaltı son yani dakikada. Onu zarfla playoff'a gittik. Hakikaten böyle bir durum bekliyorum abi. Çünkü bizim şu anda yapabileceğimiz bu Galler ve Hırvatistan'dan ilk maçlar sonunda 4 puan alıp Ermenistan'la Letonya'ya yenilmek bizim herhalde kaderimiz olsa gerek diye düşünüyorum. Bizim... Ya şimdi grubun içine baktığımızda sevgili Niko da hemen şu anda son anda geldiği için grafiği hazırlıyor, notlara bakıyor. Hiç de kolay olmayan bir grup diye açtım ben. Neden kolay değil onunla da bir konuşalım bence. Ya zaten dördüncü torbadan girdik. Evet. Yine bence dördüncü torbaya rağmen fena kura değil. En azından üçüncü torbadan daha sert bir takım da gelebilirdi. Oradan Ermenistan'ı çekerek bir nebze hafiflettik. Ama yine de... Norveç vardı değil mi üçüncü torbada? Evet evet. Hırvatistan'la Galler'in şu an aktüel form durumu olarak da gerisinde olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Bir de milli takım hangi atmosferde gidecek? Şimdi Kunst'la devam edilecek mi? Bir sürü dedikodu var. O da çok önemli. Çünkü hakikaten bir siyah bir beyazız yani. Hani Şenol Güneş'le ilk eleme grubu Fransa'dan dahi işte kaybetmeden gruptan çıktık. Avrupa Şampiyonası'na inanılmaz keyifle gittik ki orada da aslında bütün kırılmayı başlatan Avrupa Şampiyonası öncesi öne geçip verdiğimiz Letonya maçıdır. Hollanda ile Norveç'i yendikten sonra 3-1'den o maçı da vermeseydik belki biraz Avrupa Şampiyonası'na da garip bir daha iyi bir moralle gidecektik. Çok büyük bir kırılma oldu o maç. Ben anlamadım hakikaten o maç 3-1'den nasıl 3-3 bitti. Hala da çözebilmiş değilim. 9 puanla gitseydik belki Dünya Kupası şansı o maçta kaçtı herhalde. Sonra Karadağ maçı vesaire. Şimdi yine bu Letonya ne zaman? Bize gelse korkuyoruz. Ne zaman Letonya oynasak başımıza Şenol Güneş var. Bu da bir işaret mi artık onu da bilmiyorum. Belki nasıl bir yapılan. 2004 elemesinde de Şenol Hoca vardı değil mi? Evet tabii şey meşhur. Verpakovskis. Burada oradan da 2-0'dan mı 2-2 oldu? 2-0'dan 2-2 oldu. Orada buzlu zeminde oynamıştık. Çek bir Letonya. Çek bir Letonya. Kura şeyi biliyorsun. Evet elenince ne oldu? Yılbaşı ben anlatmıştım. Letonya'da zemin buz. Hani şimdi zeminden şikayet ediyorlar ya. Bak evet. Zeminden şikayet ediyorlar. Zemin diye bir şey yok. Artistik patinajın yapıldığı buz pistleri. Kimse yürüyemiyordu Ercan abi. Kimse yürüyemedi. İnanılmaz. Ne olduğunu anlayamadık. Öyle bir zemindi. Çiviler değişmişti hemen maçın başında. Evet. Futbolcular çivili kramponları daha uzun çivi taktırmışlar. Çok iyi hatırlıyorum. Ve 20 yıldır unutulmayan manşet. Çek bir Letonya. Çektik bakalım. Yine çektik. Yine ve çektik. O yıldan beri herhalde bir 5 kere falan çektik evet. Galiba değil mi? Yani bizim tabii yani genel olarak ülke futbolumuzu biraz yani bizim en önemli ekolümüzün olmaması bence. Mesela İngiliz takımından her daim İngiltere'den mesela çok standart bir şekilde bahsedebilirsin. İtalya'dan tabii. Bahsedebilirsin. Yani Almanya'dan şunu bahsedebilirsin. Söyleyeyim ben turnuva takımı değiliz. Evet. Ve hala da olamadık. Bununla olamadı. Birlikte hani işte Euro 2020 çok güzel bir örnek var. Euro 2020 elemelerindeki performans Hasan Ali Kaldırım'ın Mbappe'yi bitirdiği bir performans var mesela orada. Devamında grupta sıfır çektiğimiz bir performans var. Yalnız G grubuna bakıyorum. Birinci Dünya Savaşı bir grup olmuyor. Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya. Oradan. Varşova Paktı gibi bir grup Ercan. Ne dersin? Aynen öyle. Acayip bir grup olmuş o. Yani ilginç. Niko konuya iyi girdi. Birinci Dünya Savaşı değil mi? Saraybosna'da. Ferdinand. Veli atı vuruyorlar falan. Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Grup öyle. Vallahi tam olarak öyle bir grup. İlginç şeylere gebe açıkçası. İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra da iyiymiş. İlginç gruplar. Zaten 24 takım gibi. Ben Andorra'dan çok korkuyordum.
Niye? Bize gelmesin ya abi. Adamlar San Marino, Andorra bunlar. Fobi oluştu Faro Adaları. Şu an orada en zayıf San Marino galiba. Herkes bir toparladı, bu San Marino bir toparlayamıyor. Evet, San Marino şu, bir de en eskileri onlar. Evet, hayır, tam toparlayacağı aslında kurayı bizim de çekebilirdi ya. Faro Adaları. Onlar bir ara toparladı. Şöyle bizde oynadıklarında ilk kornerlerini ve ilk gollerini bize attı. İlk puanlarını da bir hatırlatayım. Ama yıllar oldu abi işte bir... San Marino. İlk puan da bizden. İlk puan da bizden aldılar. Onu da bir hatırlatalım. İşte San Marino'da. Tazelemek isterlerdi belki ya. Adamlar üzülmüştü çıkmayalım, çıkmadık diye. Ama orada dibi gördük. Sonra da epey bir sıçradık. Ya çok belki, acı aslında bunları konuşmamız yani. Belki yeni bir dip lazım bize de. Abi ya şu anda biz bu gruptan işte çıkarız. Diyemiyoruz. Dedim ya o eski meşhur cümle. Lokum gibi kura. Lokum yalnız artık lokum falan yok. Ya zaten çok rahat çıktığımızı çok hatırlayan var mı yani? İnanılmaz. Ya bundan mesela bir 15-20 Fransa sene. Fransa grubundan evet. Avrupa şampiyonasına rahat gittik. Niko mesela 15-20 sene önce kimi isterdik? Almanya gelsin. Hani bir kapışalım onlarla tabii, derdik. Hollanda, Almanya. Hollanda gelsin, İtalya gelsin falan derdik. Bugün bakıyorum evde dedim ki inşallah hani bu Almanya çıkmaz, İtalya gelmez, Hollanda gelmez. Almanya ev Almanya sahibi. Zaten ev sahibi. İspanya yani, dedim ben. İspanya Hollanda yalnız, istemiyorum dedim. Gruplar açık mı? Gruplar açık bak. B grubu çok ilginç. Hollanda, Fransa, İrlanda. Çok güzel. Çok zor grup. Şey, C grubu hazır olun. İtalya, İngiltere, Ukrayna, İtalya, Makedonya. İtalya, İngiltere aynı yere düşecek. Avrupa şampiyonası böyle gruplar bulamayız ha 24 takım. İtalya, İngiltere'nin aynı yere düşmesi çok enteresan. Şahane grup olmuş orası. Şahane. Bir de dördüncü torbadan bizi çekseler. Belçika, İtalya, İngiltere ve biz. Belçika, Avusturya, bak, İsveç var. Bak o grupta daha iyi sonuç olabilir. Alabilir. Bir enteresan bir takım. İşte onu söylüyorum. Belçika, Avusturya, İsveç var. Biz gene şunlara bakınca iyi grup çok çekmişiz. Çok iyi kura çekmişiz tabii, yani kesinlikle. Ya ikiden Galler fena değil. Kırmızıstan'da da şu Modric kardeş artık bırakırsa futbolu biraz. Artık bırakır herhalde ya. Nereye bıraksın adam var ya. Oynuyor. Neden bıraksın?